Nerede ve Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ama çok önemli bir konunun üstünde duracağız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin dememin sebebi ben birkaç tane not aldım. Bu notları atladığım, söylemeyi unuttuğum yer olursa videonun sonuna doğru ara ara açıklama yapacağım videoyu dondurup ve aynı şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar Fidye virüsü. Bu her bilgisayar kullanıcısını ilgilendiren bir konu. Niçin diyeceksiniz? İster masa üstünüz olsun, ister laptopunuz olsun ve özellikle evde çocuklar varsa, bilgisayar onlar da kullanıyorsa bu fidye virüsünüzün bilgisayarınıza bulaşması çok çok öne e, kolay oluyor. Bu fidye virüsü bilgisayarınıza bulaştığı zaman kısacası ne yapıyor arkadaşlar? Sizin bilgisayarınızdaki en önemli resimlerinizi, en önemli derken hani sizin için en önemli olan Resimlerinizi, Word dosyalarınızı, PDF dosyalarınızı kısacası bilgisayarınızda hem C'de hem D'de ne varsa şifrelemediğiniz parantez içinde söylüyorum, şifrelemediğiniz bütün dosyaları kilitliyor, uzantısını değiştiriyor ve siz onları artık tamamen kullanamıyorsunuz. Peki bunu, e, bunun kaç tane çeşidi var diye soracak olursanız, bakın burada bir sürü virüs çeşidi var. Örnek verelim, bir tane göstereyim sizlere. Bu arada İngilizcesi de Ransom Virus oluyor. Mesela şöyle bir yazı çıkıyor. Senin bütün kişisel dosyaların kilitlenmiş yani enkripte olmuş durumda. Eğer bunları geri istiyorsan bize şu kadar para öde diyorlar. Yahut şöyle bir maskeli adam çıkıyor. Veyahut Petya diye bir virüs çeşidi var. Yine bu da Ransom arkadaşlar. Yani Fidye virüsü diye geçiyor. Tüm bunlardan nasıl korunacağınıza dair ayrı bir video yapacağım. Bu videomuz... Virüs bulaşılan bilgisayardan dosyalarınızı nasıl kurtarmak olacak arkadaşlar ona değineceğiz. Şimdi e, fidye virüsünü kısaca anlamışsınızdır sanırım. Peki bu fidye virüsü bilgisayarınıza nasıl bulaşıyor? Bu fidye virüsü bilgisayarınıza arkadaşlar özellikle uTorrent gibi sitelerden ya da internetten güvenlik taraması yapılmadan indirilen e, bir takım belgelerden bulaşıyor. Dosyalardan bulaşıyor veya e-mail üzerinden bulaşıyor. Özellikle uTorrent ve benzeri yerlerden bir şey indirdiğiniz zaman... Çok güvenmiyorsanız indirmeyin arkadaşlar. Bütün her şeyiniz gidiyor. Nasıl gidiyor biliyor musunuz? Bakın size göstereyim. Şimdi bu benim lokal diskim. Bilgisayarı formatladım bu arada. Bakın resimlerime giriyorum. Buraya girdim. Bakın gördünüz mü? Şöyle tam ekran yapayım. Dosya türüne girdiğim zaman arkadaşlar. C, A, C, C, C diye bilmem ne geçiyor. Bakın normalde bu bir jpg dosyası. Üstüne bir defa tıklıyorum. Tıkladığım zaman sanki şu uzantı hatalıymış. Sanki orijinal uzantı buymuş gibi gösteriyor. Peki şu uzantıyı silelim. Bakın nokta jpg. Bıraktım. Türü diye ayarlayayım şöyle. En aşağıya bir yere gitti sanırım o dosya değiştikten sonra. Şöyle indiriyorum. Burası videolar. Yani JPG yaptıktan sonra da değişmiyor. Ha, şöyle bir defa yenileyelim. Ha, geldi. Yenilememiz lazım. Bakın, çift tıklıyorum, açılmasını bekleyeceğim. Normalde uzantısı JPG açması lazım, ama açmayacak arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi bu kurtaramadığımız bir dosya. Yani bunları kurtaramıyorsunuz hiçbir şekilde. Lakin şöyle kurtarılma yöntemi yok mu var? Şimdi gelin o kurtarılma yöntemlerine girelim arkadaşlar. Şimdi buradan çıktım. Birincisi bu virüs çeşidini anladınız. Öyle rastgele internetten her şeyi indirmeyin kısacası onu da anladınız. Burayı kapatıyorum. Şimdi ilk başta yapmanız gereken Malwarebytes gibi bilgisayarınızı bir virüsten temizleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir bilgisayarınızı tarayacak. Malwarebytes'ı kullanabilirsiniz. Başka virüs programlarını kullanabilirsiniz. Kısacası bilgisayarınızın şöyle bir temizlenmesi lazım. Bunun gibi birkaç tane şey var. Bu Microsoft'un tavsiye ettiklerinden biri. Artık hangisini kullanırsınız size kalmış. Zagana vardı galiba. Öyle birkaç tane daha değişik. E, Kaisper Sky'in var aynı şekilde. Böyle bu tür virüsleri vesaire temizlemek için. Bunu kullanacaksınız. Şimdi size dedim ya. Bir sürü e, virüs e, çeşidi var. Buraya nomorransom.org Bakın ismi burada. Üste görüyorsunuz. nomorransom.org yazacaksınız arkadaşlar. Henüz Türkçesi yok. Türkçesi olmadığı için buradan İngilizceyi seçiyorsunuz. Dili İngilizce seçtiniz. Şurada Google Translate sekmesi var. Buradan sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Diyor ki dosyalarınız mı çalındı? Biz size yardımcı oluruz falan filan yapıyorlar. Site güvenilir. Ha Yarın bir gün e, bu sitelerde virüse dönüşürse o konuda bir şey diyemem. O konuda da sorumluluk almayayım arkadaşlar. Şimdi buraya e, Yes diyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra sizden e, bir... 2 tane dosya isteyecek bir tanesi bilgisayarından bir tane dosya seç Ondan sonra da HTML dosyası oluyor mesela bilgisayarıma giriyorum Şöyle D'ye gidiyorum Burada normalde her şey inkript olmuş ya burada bir tane html dosyası oluyor ona tıkladığınız zaman Yahut hiç tıklamanıza gerek yok şöyle arka planda masa üstünde Bir virüs yazısı belediye bütün dosyaların Kilitlendi Eğer bunu yapmak istiyorsan bize parasını ver falan filan gibisinden sizden para istiyorlar 400 500 bin dolar vesaire gibisinden Vermeseniz de sileceğiz diyorlar parayı verseniz bile kurtaramazsınız boşuna uğraşmayın Şimdi Geldiniz buraya Buradan bir tane dosya seçtiniz Neredeydi? Bu bilgisayarıma giriyorum. Buradan D'ye geliyorum. Resimlere geldim. Yeni klasör derken bir tane herhangi birini seçtim. Tamam dedim mi? Dedim. Şimdi Choose the second file diyor. Yahut diyor ki bu HTML dosyasını ekle diyor. Ben o HTML veya text uzantılı dosyayı sildim. Bilgisayarı formatladım arkadaşlar. O yüzden şu anda burada yok. İkinci bir dosya seç diyor. İkinci bir dosyayı da bu sefer... Ee, Lokal diskteye gelin. Masa üstünden belgelere gireyim. Şuradan bir tane o da resimmiş. Şuradan bir tane belge seçelim mesela. Sonra git ve bul diyor. Bakın buraya git ve bul yazdık. Şu anda yükleniyor arkadaşlar. Bu bilgisayarınıza muhtemel bulaşmış olan dosyanın tipini belirliyor. Cinsini belirliyor yani kısacası. Bu biraz zaman aldı. Şimdi siz hangi çeşit e, virüsün bulaştığını bulduğunuz farz edin. Bu arka planda çalışsın. Mesela Kaspersky var. Şuradan e, gene aynı Kaspersky Ransom Virus Protection yazdığım zaman gene çıkıyor arkadaşlar. Türkçesini de yazabilirsiniz. E, ücretsiz fidye yazılımı Kaspersky yazdığınız zaman çıkar burada. Bakın burada bir sürü Shade şifre çözücü var. Bu 30 Nisan 2020'de gelmiş. Bakın bunun gibi bir sürü virüs şifre çözme programlar var. Bunları deneyebilirsiniz. Ben bunların hepsini denedim. Maalesef hiçbir olmadı. Niçin? Benimki arkadaşlar 2020 türü bir cins. Nereden bulduysa o da beni hiç bilmiyorum. Bakın şu Gördüğünüz CCA uzantılı şey 2020 türünden bir dosya sanırım. Yani şu anda Kaspersky'yle de iletişime geçtim. E, diyorlar ki çözülmeme ihtimali var diyor. Ürünümüzü satın alsanız bile biz bunu inceliyoruz. Eğer şifrelenmiş dosyayı biz çözemiyorsak çözemiyoruz diyorlar arkadaşlar. Bu da nedense bu sefer biraz böyle ağır oldu. Sadece bu sefer bir tane dosya seçeceğim. Seçtim. Go find it diyorum. Bakın mesela bir tane dosya yükledim. Diyor ki siz büyük ihtimal kripto V1, V2 bilmem falan 4, 5 gibisinden bunlardan birine bulaşmış olabilirsiniz diyorlar. Bunlardan birini bulacaksın ve durduracaksın diyor. Şimdi burada bir saniye durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın şimdi size diyor ki muhtemelen bu dosyalardan biri bulaştı diyor. Ya. Please go to şifre çözme sayfasına decryption page diyor. Şimdi sağ tıkladım Açtım bakın gördünüz mü bunların hepsi fidye virüs yazılım programları arkadaşlar bakın iniyorum bir sürü var. Bakın gördünüz mü iniyorum bir sürü var ve benimki maalesef bunların içinde hiçbir yerde yok. O yüzden siz isterseniz bunların hepsini tek tek deneyin ben bir 5-10 tanesini denedim olmadı çünkü benimkinin türü şeyle başlıyor ccaa gibisinden bir şeyle başlıyor ama... Maalesef burada hiçbiri yok. Bu bana dediği dosya türlerini ilk başta denedim. Ondan sonra birkaç tane rastgele karışık denedim. Kısacası olmuyor. Peki bu dosyaları geldik kurtarma işlemini. Şimdi ransom'u gördünüz nasıl kullanacaksınız. Burada hangi virüs çeşitleri var. Sizinki de bu uzantılardan biri ise bunlardan kurtulabiliyorsunuz. Ha Bundan da nasıl kurtuluyorsunuz? Diyelim ki ee, şu olsun. Thanos ransom. Thanos video virüsü. Bunu indirip kuracaksınız arkadaşlar. Hatta burada nasıl çalışacağı adında. How to Guide bir videosu tanıtımı var. Buradan programı indirdiğiniz zaman bu biraz cins bir şey çıktı. İndirip başlattığınız zaman şu oluyor. virüsten temizliyorsunuz. Tabi o virüs cinsi ise. Daha sonrasında dediğim gibi Kaspersky'yi deneyebilirsiniz. Buradan gene aynı şekilde indir, başlat, kullanım kılavuzu hepsinin var. Deneyeceksiniz. Ben hepsini denedim. Yine bana faydası olmadı. Şimdi kurtarma programı var. Rekuva gibi birkaç tane. Ben onların bir çoğunu denedim. Olmadı arkadaşlar. Ama şu göz işaretini görüyorsunuz ya. Biz de buna şey diyoruz. Test disk foto. Buna indire basıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. 64 bit mesela benimki. Şu şekilde pdf rar dosyasıyla iniyor arkadaşlar. Rar dosyasıyla indirdikten sonra şuradan geri geliyorum. Geri yükle demişim. Programlar. Sağ tıklayıp Çıkaracaksınız arkadaşlar diskten sağ tıklayıp çıkardıktan sonra şu şekilde açılıyor. Şu ikinciye sağ tıklıyorsunuz yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdi yönetici olarak çalıştırdınız. Şunu da aşağı indirelim. Şimdi buradan yapmanız gereken dosya uzantısı nerede? C'de mi D'de mi? Diyelim ki benimki gibi D'de. Ben çünkü C'yi formatladım. Kurtuldum. Bu arada e, görüntüm donmuş sanırım. Ara ara sanırım görüntü donuyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ben şuradan programı nasıl kullanacağını gösteriyorum. Buradan geldim. D'yi seçtim. D'yi seçtikten sonra şurada file format yazıyor arkadaşlar. File format'a tıklıyorsunuz. Bakın burada her şeyi seçmeyin çünkü çok aşırı zaman alıyor. Burayı resetle diyorum. Buradan mesela alfabetik olarak sıralıyor zaten size. Siz JPG dosyalarınızı yani resim dosyalarınızı ilk başta kurtarmak istiyorsunuz veya MP3 diyelim. Burada onları da görüyorsunuz. Bakın PDF mesela PDF'i gördüm ben. PDF'e bastım. Portable Document Format. OK diyorum. Daha sonrasında şurada bunu küçülteyim. Şurada sağ alt köşede Browse yazıyor. Yani dosyalarınızı nereye kaydedeceğinizi seçeceksiniz. Şimdi burada isim kaydederken sağ tıkla yeni klasör deyip İngilizce isim karakterlerini olsun arkadaşlar. Mesela A, B, C olsun fark etmez. Buraya ABC yazdım yani kısacası Türkçe karakterleri kabul etmiyor. Ne ne şe, ne hikmetse W harfini yazdım W harfini de kabul etmiyor arkadaşlar. Bu arada görüntümüz yine donmuş tabii ki e, W harfini de kabul etmiyor. O yüzden ismi kabul edene kadar bir tane dosya kaydet. Görüntünün donması da biraz şey yapıyor beni e, dikkatimi dağıtıyor kusura bakmayın. Bunu da yaptıktan sonra buradan browse dediniz diyelim ki ee, masa üstüne geldiniz. Masa üstünden ABC'ye tıkladınız, klasörü seç dediniz. Search'e bastığınız zaman işlemi başlatması lazım. Eğer işlemi başlatmayıp bu dosyayı kabul etmiyorsa arkadaşlar orada bir sorun var demektir. Şimdi peki indirdiği zaman bütün dosyaları kurtarabiliyor musunuz? Hayır tabii ki. Çok saçma bir şekilde yani gereksiz bir yerde donuyor bu kamera nedense. Bilmiyorum ben de sebebini. Bunu indirdim. Ha bu bu şekilde açık kalması Kusura bakmayın arkadaşlar. Kamera dediğim gibi dikkatimi dağıtıyor. Şimdi bakın buradan indirmeye başlıyor. Peki. Biraz zaman alıyor bu arada. Kurtardığı zaman her şeyi kurtarıyor mu? Hayır. Her şeyi kurtarmıyor. Şu şekilde. Lokal diske geldim. Bakın geri yükle demiş mi ya. Geri yükleye geldim. Mesela Word dosyalarına geldim. Bana nedense hep İngilizce öğrendiğim zaman da şarkıları öğreniyordum. O şarkıları öğrenirken şey yapıyordu. Şarkıların kelime sözlerini indiriyordum yani liriklerini. Bu hep sadece böyle İngilizce ne kadar dosya varsa indirmiş. Türkçe hiç indirmemiş arkadaşlar. Hatta şöyle boyutundan yukarıya en üste getireyim. Heh, bakın mesela şu Türkçe bir dosya herhalde. Aç dediğim zaman açılmıyor nedense. Bunun sebebini henüz ben de bulamadım şimdi açılmasını bekliyorum size göstermek için. Türkçe dosyalarım açıldığı zaman bu şekilde çıkıyor nedense. Tabi açılırsa. Resimlere geleyim arkadaşlar bu yüklenene kadar. Şimdi mesela Word dosyasını tekrardan göstereyim arkadaşlar. Burada açıldı. Varsayılan olarak Türkçe vesaire ne seçtiysem şu şekilde açılıyor ama boş sayfalar falan böyle kodlar var kısacası. Şu anda da arada donmasının sebebi şu arkadaşlar. Bakın bu bu şekilde arayacak. Burada ondan sonra bulunan dosya 1 2 3 4 diye falan gibisinden çıkacak. Ben şimdilik bunu durduruyorum. Ee, nasıl bulacak onu göstereyim size. Word dosyasından çıktım, resimlere geldim. Bu şekilde rek 1, rek 2, rek 3, rek 4 diye arkadaşlar size dosyaları çıkarıyor. Bu çıkardıktan sonra bazı dosyalar e, şeyli geliyor. Çok aşırı düşük kilobaytlı geliyor arkadaşlar. Burada bir saniye donduruyorum. Onun da sebebi şu arkadaşlar şimdi geldim bakın bu şekilde tamamladı mesela resimleri tıklıyorum gördüğünüz gibi e, resimleri sizin için liste halinde yaptım şuraya geldiğiniz zaman boyut yazıyor arkadaşlar boyuta tıklayacaksınız bakın burada 10-11 kilobyte'den başlıyor ben genelde 50 kilobyte'a kadar olan bütün resimleri böyle kare kare veya küçücük bir boyutta gördüm o yüzden onların hepsini sildim tabi sizin belki fotoğrafınız e, görüntü kalitesi düşüktür gerçekten de resmin boyutu 50 kilobayttır Onlara dikkat edin ama 30'a kadar 30 kilobayta 50 kilobayta kadar ben hangi resme baktıysam hep böyle aşırı küçük ve Yüzünüz hiç net belli olmuyordu Onun dışında hepsi Net belli oluyor arkadaşlar Çoğu e, orijinal kilobayt döndü mü derseniz hayır çoğu orjinal kilobayt dönmedi mesela bakın bu 4 megabayt kadar bir şeymiş Benim 8 megabaytlık resimlerim var genelde hepsi de zaten 5 megabayttan büyüktür resimlerim Ama Çoğu gelmedi arkadaşlar bu şekilde size listeliyor bu şekilde ister word ister resim isterseniz başka herhangi pdf dosyalarınızı o program aracılığıyla formatını seçip kurtarabilirsiniz arkadaşlar ama %100'ünü kurtarmıyor. Dediğim gibi ben kendime o konuda faydam çok olmadı bu virüs çeşidinin bulunması için mesela şöyle geldim ya şu cca türünün bulunması için. Ben bekleyeceğim. Elbet bu ransomware de yani bu fidye virüsüne de bir çare bulacaklar. Buldukları zaman ben bu dosyalarımı kurtaracağım. Ve şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bilgisayarınıza resim ve birçok şeyi e, lütfen yedeklemeyin. Yedekleyecekseniz her şeyi neye yedekleyin biliyor musunuz? İnternet bağlantısı olmayan bir tane hard diske. Bilgisayarınız temiz, hiçbir virüs yok. Takın oraya hard diskinizi, bütün fotoğraflarınızı, dokümanlarınızı, her şeyiniz oranın içine kaydedin. Bilgisayara virüs bulaştığı zaman tamamen format attığınız zaman üzüleceğiniz, başınızın ağrıyacağı bir şey olmasın kısacası. Diyorum ve son olarak şu şeyi söylüyorum. Sizler de bilgi ve tecrübelerinizi yorumlara link ile beraber koyarsanız bizler de faydalanabiliriz. Yani birbirimize faydamız olsun kısacası. Çünkü bu virüs illeti çok berbat bir şey. Sizin her şeyinizi silip süpürüyor. Kısacası demek istediğim birbirimize yardımcı olalım. Yorumlarda bilgi ve tecrübelerinizi paylaşalım arkadaşlar. Çare olan bir sürü yöntem var, bir sürü virüs çeşidi var. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.